Arkadaşlar Köy TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Sektörünüz programıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz sektörünüzde biz cumartesi farklı konuları farklı konuklarla ekrana getiriyoruz. Gerek saha çekimlerimiz, gerekse stüdyodan dostlarla beraber tarım ve hayvancılık sektörünü sizler için ekrana getiriyoruz. Tabii tarım ve hayvancılık sektörü olarak gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bunu kabul edelim. Maliyetler ortada. Biz çektiğimiz birçok programda bunları ortaya koyuyoruz. Bu akşamki konuğumuz özellikle maralfalfa yem bitkileri noktasında Türkiye'de bir gelişme var. Türkiye'de bu konuda yeni yatırımlar var. Sektöre giren insanlar var. Tabii Köy TV olarak bizim formatımızı bütün dostlar bilir. Biz her zaman şunu yapıyoruz. İddia eden firmaları ispata çağırıyoruz. Yani gerek gübrede gerek bütün ürünlerde. Benim ürünüm şu, benim ürünüm bu dedikleri zaman diyoruz ki abi gel bunu konuşalım. Ürün nedir? Hayvancımıza sağlayacağı faydalar, çiftçimize sağlayacağı faydalar neler? Bunları ortaya koyuyoruz. Sizden gelen soruları soracağız. Onlardan benim hazırladığım sorular var. Bunları da konuşacağız. Biliyorsunuz yem maliyetleri şu anda hayvancılık sektörünün en büyük kanayan yarası, belini büktü. Süt fiyatları ortada, et fiyatları ortada. Bunu da en çok konuşan sektörde biziz. Bunu bütün izleyicilerimiz bilir. Bu maralfalfa, bu yem maliyetlerini düşünmeye yarayan yem bitkisi bir ürün müdür? Yoksa ticari olarak piyasaya girip piyasadaki insanların parasını alıp tabiri caizse insanları farklı noktaya çekecek bir ürün müdür? Bunları soracağım ben konuklarıma. Özellikle Reşat hocam burada, Reşat Küçük hocam hayvan beslemede, beslemedeki rolünü konuşacağız. Tabii maralfalfayı da Turan Kendirli Bey ile, maralfalfa Tural Kendirli Bey ile beraber konuşacağız. Tabii maralfalfa ile ilgili birçok sorular var bize gelen yayın öncesi. Bu akşamki konuyu bilen dostlar bize ilettiler. Biz de burada soracağız. Amacımız şu, net olarak söylüyorum. Yaptığımız programlarda çiftçimizin maliyetlerini aşağıya düşürecek hangi ürün varsa düzgün üretilen, gerçekten iş yapan bütün ürünlerde, üretenlerde baş tacımız. Maralfalfa da böyle bir ürünse, böyle bir ürün olmasa zaten bizim ekranımızda olmaz ama en azından soru işaretleri var. Onları da bu akşam netleştirip böyle bir ürünse, çiftçimizin, üreticimizin maliyetini düşürecekse hayvancının niye biz bu ürünü anlatmayalım? Niye çiftçimiz bu üründen faydalanmasın? Derdimiz bu. Bu şekilde bir girizgah yaptıktan sonra konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Turan'a bir yayına hoş geldin. Seni bu akşam terleteceğim biraz. Ben sana söyleyeyim onu yani. Vallahi koşmakla terleriz. Klimayı da açtık yani terlemez. Klimayı da aç. Ateşi de ver. Alevi de ver kardeş. Evet. Biz terlemeye geldik. Evet. Abi şimdi maralfalfa hikayesi nedir? Yani nereden çıktı Turan Kendirli bu işe? Nereden girdi? Turan Kendirli kimdir? Efendim daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi ben bir iş adamıyım. Ben bir hayvan besleme uzmanı değilim. Ziraat mühendisi değilim. Ama ben bir iş adamıyım. Ekonomistim. Para nasıl kazanılır? Girdiler nasıl düşürülür? Yani sineğin kanadından nasıl yağ çıkarılır? Biz bunların hesabını yaparak ayakta dururuz. Çünkü bulunduğumuz coğrafyada biliyorsunuz ekonomik olarak ayakta durmak sıkıntıdır. Bu sıkıntıları yaşaya yaşaya tecrübelerimizi sektöre aktarmak için elimizden geleni yapan bir iş adamıyız. Yani Turan Kendirli bir çiftçi çocuğudur. Bizim babalarımız, atalarımız Niğde'de patates, fasulye, buğday yetiştirmekten gelen. Biz arazilerimizde, ekim alanlarımızda, çiftçilerimize, müşterek tarımda iş birliği yaptığımız dostlarımıza azık taşıyarak geldik. Azık deriz biz işçilerin yemeğine. Azık taşıyarak gelen, tarlada büyüyen, çamurun içerisinden gelen, çocukken salyangoz satmaktan ticarete başlayan bir ticaret adamıyım. Ben maralfalfa Türkiye'ye, Türk hayvancılığına, Türk hayvancılığına ve Türk çiftçiliğine ne kadar katkı sağlayacağını hesap ederek geldik. 10-12 yıldır bunun yetiştiriciliğini yapıyoruz. Nereden cevap etti abi? Yani duruyorken mi böyle bir işe girdin maralfalfa? Yok, dururken girmedik tabii ki. Yani belli bir potansiyel hesap yaptın, ticari hesap. Evet. Burada böyle bir ürün getirsek bundan bir para kazanırız mı? Yoksa çiftçinin burada bir ihtiyacı var, ben de nasıl çözüm üretirim mi? Çiftçinin buna bir ihtiyacı. Ben bu maralfalfayı dünyanın 7 ülkesine zaten satıyorum. Evet. Endonezya'dan ve Filipinler'den gönderiyorum. 10 yıldır aşağı yukarı bunun ticaretiyle uğraşıyorum. Fakat Türkiye'ye getirip getirmemekte tereddütüm vardı. Türkiye'de bunu dikip dikmemekle alakalı tereddütüm vardı. Türkiye'de çünkü biliyorsunuz insanlara bir yenilik getirirsiniz.
getirdiğiniz yeniliğin daha henüz analizlerini yapmadan, yeniliğin menfaatlerini düşünmeden bir yenilik için acaba ne olabilir, gerçekten denesek burada başarılı olabilir miyiz demeden insanlar sizi eleştiri yapmaya ve tenkit etmeye başlarlar ve siz hak bir yolda yürürken kendinizi ispatla uğraşmaya başlarsınız. Ben Türkiye'de ilk defa yenilik yapmıyorum, ilk defa yeni de getirmiyorum. Evet. Beyaz yazı tahtalarının Türkiye'de ilk fabrikasını ben kurdum. Türkiye'de tebeşire son veren, beyaz yazı tahtalarını Türkiye'ye geçiren adam da benim. Ben bunu 23 yaşında yaptıydım. Bizim işimiz nereden para kazanılır? Nasıl para kazanılır? Bunun peşinde koşmak. Biz çünkü tüccarız. Ha, bu işin Maralfalfa kısmına gelelim. Maralfalfa'da ne vardı? Maralfalfa'da özellik neydi? Ben vaktiken Tarım Bakanlığı'ndan bir yer kiraladım. Akdeniz bölgesinde. Ve burada çiftçiliğe başlamayı 15 sene önce bu Maralfalfa ile tanışmadan önce üç arkadaş buraya bir meyve işte ceviz gibi vesaire bir şey yapalım diye girdik. Aramızda bir de Ziraat Fakültesi dekanı vardı. Evet. Ve onlarla bir müşterek bir yola gidemeyince onlar bu işten vazgeçince ben kafaya koydum ve çektim. O yıl yurt dışına gittim araştırmalar için. Üç tane ürünüm var. Bakın daha Maralfalfa'nın devamında gelecek bombalar var. Şu anda benim Avrupa'ya sattığım vanilya çubuğu var. Yani bu üç tane ürünün peşine gittim. Dünyada kiloda az, katma değerde çok yüksek, verim veren, çok para kazandıran. Ya ben tüccarım, neyden çok para kazanacağıma bakarım yani. Çok para kazandıran işlere girdim. Ve dolayısıyla bu ürünleri tespit edip üç tane ürünün peşine düştüm. Bunlardan bir tanesi de köken olarak Tayvan otu denen, kral otu denen, king grass denen kökende ama genel itibariyle Napier Gros denen literatürdeki ismi. Bu ürünü tespit ettim. Bu Maralfalfa aslında Napier ailesinin bir ürünüdür, bir çeşididir. Bizimki de Pakong bir çeşidi, Red Napier çeşidi, King Cross çeşidi, Od otu, yani totalde 6 tane buna benzer otlarım var. Ve bunlar için Türkiye'de bu işin olacağına inandım. Nasıl inandım? Çünkü ben Brezilya'da, Arjantin'de, Endonezya'da, Filipinler'de, şu anda İspanya'da, Güney Amerika'da gerçekten çok kat, yani %25-30 bilim adamların, rasyoncuların katkıları ilavesiyle beraber %70-80'li işkembenin doldurma görevini üstlenen bir bitki tespit ettik ve bu bitkiyi denedik, ektik, sonuçlarını aldık ve bu Maralfalfa Türkiye'de yeni keşfediliyor arkadaşlar ama bir işin özü var, bu Maralfalfa dünyada 100 yıldır yapılıyor. Yani birilerinin çıkıp da efendim bu Maralfalfa'yı Almanya bilmiyor muydu, Amerika bilmiyor muydu, şurası bilmiyor. Kardeş bu Amerika biliyor zaten bunu. Yani Avrupa'da ve dünyada bu kullanılıyor mu? Yani Türkiye'ye hayvan ihraç eden, inek ihraç eden, gönderen, gemilerle 5.000-10.000 inek gelen ülkelerde Maralfalfa dikiliyor kardeşim. Sonuçta bu yapılıyor. Yeni bir icat falan değil. Ama Türkiye'ye gelmemiş, getirilmemiş, getirilememiş ve Türk insanıyla tanıştırılmamış. Ben Maralfalfa'yı Türk insanıyla tanıştırdım. Ben Nijerya'ya varana kadar satıyorum bunu Cemil Bey. Evet. Brezilya'ya satıyorum, Arjantin'e satıyorum, Nijerya'ya satıyorum, Ukrayna'ya satıyorum, Bulgaristan'a satıyorum. Yani ben bunu her yere satıyorum zaten yıllardır. Ve bu insanlar yeni yeni bu taraf bu ürünü keşfediyor. Dolayısıyla Maralfalfa'yı ben icat etmedim. Maralfalfa gerçekten ama işin özü şu. Bu Napier'ken, kral otu iken yapıldığı zamanda yani Tayvan otu iken dönüme 30-40 ton civarında ürün verirken bilim adamları, üniversiteler geliştire şu anda benim 1000 metrekareye 100 ton verilen modelini geliştirmişler. Ve bunu da biz yani numunelerle, numune... Bir dakika, şeyler, ne kadar veriyor dedin abi sen? 100 ton. Bir dönümde? 1000 metrekareye 100 ton. Yani bununla ilgili peki bir hasat var mı yaptığın? Yani biz bunu ektik diktik ama hasadını yaptık dediğin bir yerin var mı? Ya tamam. Biz şimdi giriyoruz bir alanda. Hı-hı. Şimdi Türkiye'de... Hayır, bunu... Hiç böyle sonuç aldın mı Türkiye'de? Onu tabii ki aldım. Türkiye'de şöyle bir şey var. Evet. Jaguar'ı sokup da biçecek kadar bir kimse yatırım falan yapmadı. Biz örnek yani girmişiz 100 tane bitki dikmiş bir vatandaşımız. 10 tane seç kardeşim demişiz. Sayfalarımızda Maralfalfa Turan Kendirli YouTube sayfasında, Facebook sayfasında bunu
tartın kardeşim demişiz, tarttırmışız. Şimdi 100 tane ürünün içerisinden 10 tane örnek numune seçmişiz, terazide tarttırmışız. Şimdi bana diyorlar ki, sizin aynı sorduğunuz bu soruyu soruyor. Efendim biz şimdi bunu kantara götürdünüz mü hiç? İşte hasadını yaptınız mı? Evet. Ya kardeş sen para verdin, hasat yapacak kadar aldığında ben hasat mı yapmadım? Alan 10 tane almış, 20 tane almış, 100 tane almış, 200 tane almış. Şimdi 200-300 tane aldıktan sonra da benim işime göz koymuş. Yani çelik satmaya başlamış. Hayvanını bu kurtaracağım deyip hayvan besleyeceğine, alanını çoğaltacağını, alan çoğaltmamış. Dönüyor bana bu sizin sorduğunuz sorunun aynısını soruyor. Diyor ki, Sayın Turan Kendirli diyor, bunu diyor hiçbir sıraj makinesi girdi de hasat yapıldı da tonajı tartıldı mı? Kardeş sen benden almışsın 100 tane kök çoğaltsaydın zaten 2 dönüm 3 dönüm olacaktı. Bir dönüm bir sıraj yapardın sen de görürdük biz de görürdük. Sen bunu yapmamışsın kalkmışsın Turan Kendirli'nin karşısına maral falfa satmaya yani hayvancılığı bırakıp da o işlere hayal kurmaya yani zengin olmaya. Portatipte tabi caizse küçük yerde böyle bir sonuçlar aldık dediğinizden o anlaşılır. Her yerde aldık. Her yerde aldık. Yani peki abi sana döneceğim. Şimdi biraz hocamla başlayalım. Sana yine soracağım sorular var. Hocam siz de yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii özellikle şimdi yem bitkileri deyince hayvan besleme de otomatikman devreye giriyor. Sizin evet. de bu uzmanlık alanınız. Tabii bana gelen arkadaşların sorduğu sorular var. Öncelikle bir maral falfa ile ilgili sizin genel bir görüşünüz nedir? Bunu alalım. Ziraat mühendisi ve hayvan besleme uzmanı olarak. Bir de insanlar sizi bir tanısın hocam. Oradan bir girelim. Neler ben söylesiniz? Ben mühendisi Reşat Küçük. Edirne Uzunköprü'den geliyorum. Borazan Tarım Limited şirketi adında bir şirketin süt sığırı işletmesi, besi işletmesi, ayrı bir plantasyonda koyunculuk üretimi yaptı. Orman içinde de YOS hayvancılık dediğimiz hayvancılıkla iştigal eden bir şirketin proje koordinatörüyüm. Ayrıca kendime ait Susurluk'ta bir koyun çiftliğimiz var. Balıkesir Susurluk ilçesinde. 2005 yılından beri de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyorum. Maral falfa ile ilgili bir ay önce İzmir Tire ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdik. Orada ilk ekilen yerleri biz de merak ettik. Çünkü Turan Bey bu bitkiyi Türkiye'ye getirmeden önce de sosyal medyada herkes bunun bir altyapısı oluşmuştu zaten. Ya maral falfa diye bir bitki var. İşte kimse getiremiyor. Tabii bitkisel ürünlerin Türkiye'ye girmesi de öyle çok sıradan basit bir olay değil. Bir biyogüvenlik meselesi. Bir emek var. Turan Bey bir emek vermiş. Tabii, bu gerçek Türkiye'de, yani ortada. Türkiye'de olmayan bir hastalığı o bitki parçasının üstünde getirebilirsiniz. Bitki evet. materyallerinin Türkiye'den dışarıya çıkartılması, içeriye getirilmesi belli prosedürlere tabi. Biz bu bitkiyi görmek için gittik. Etkileyiciydi. 4-5 çeşidi vardı orada. Evet. Şimdi birkaç yıldır kuraklık hüküm sürüyor zaten. Ülkemizde de bu sıkıntıları yaşıyoruz. Odot adındaki ot beni çok ilgilendiriyor. Kendim de koyunculukla uğraştığım bir işletmemiz var. Mera'da bunu yetiştirmeyi düşünüyorum. Hem gidelim bir görelim dedik. Gördüğüm şeylerden ben memnun kaldım. Ama bunun silaja biçilmesi dediği gibi hani burada ticari yaklaşımlar var. Çeliğini alıyor vatandaş. O da onun hakkı yani neticede parasını veriyor, alıyor. Ama bunun silajının biçilip ölçülmesi için yetiştirilmesi gerekiyor. Yetiştirilirse de yeşil bitki, bizim beslediğimiz hayvanlar da otçul hayvanlar. Sadece bununla hayvan beslenecek diye bir şey de yok. Mısır silajı, ot silajları, reygras silajı, yonca silajı, maral falfa silajı bunlar yapılsın. Hiçbir işletme bir inek için 400 günlük silaj koyması gerekiyor. Buna büyük işletmeler de dahil. Türkiye'de 400 günlük silajını havuzuna koyabilen işletme yok. Evet. Küçük üreticimiz de bizim Nisan-Mayıs ayları geldiği zaman mısır silajlarımız bitmeye başlıyor. Vejetasyon olarak da o bitkinin tam yetişmeye başladığı dönemler. Buna hemen kötüleyip taş çizgisini dışına atmak yerine yeşil hayvanın severek yediğini ben gördüm. Proteini düşük bile olsa dekarda böyle 100 ton verimler. Şimdi gerçekten inanılması zor rakamlar bunlar ama göreceğiz. Çok uzun bir vadede değil. Bunun 10 kök bende de var kapalı ortamda. Yetiştiriyorum kendim. Oraya gittiğimizde de ocağı söktük. Kök yapısı çok azgın, sürgünleri azgın. Odot denen ot
kuzu otu diyor mesela, insan beline kadar yükseliyor. Pırasanın demeti gibi çok sık, her birisi mısır gövdesi gibiydi. Bunu yani sırtını dönmemek lazım, bu konuya bakmak lazım. Bir hayvanın işkembesine 20 kilo ile 24 kilogram kuru madde girmesi gerekiyor. Bunun da %50 kuru madde yaş malzemeden oluşması gerekiyor ki işkembedeki pH'ı 5.8 ile 6.5 arasında tutma sanatıdır hayvan beslemek. Bu iyi yönde fayda sağlayacak bir malzeme gibi görünüyor. Evet. Bunu alıp kullanmak lazım. Denemelerinde üniversitelerin kapıları açık. Bu malzemenin silajı yapılır, analizleri yapılır. Regras da mesela ilk piyasaya çıktığında çok negatif fikirler söyleniyordu. Ama geçen 8-10 senenin sonunda bugün İsrail'e bakıyoruz, buğday silajından regrasa dönüyor. Türkiye'de kışın yetişiyor ve silajı yapılıyor. Herkes regrasçı oldu Türkiye'de şu anda. Erken biçilirse proteini yüksek çıkıyor. Tohumu alındıktan sonra biçilirse %4 proteinle. Yani vejetasyonun her döneminde sabit bir protein, enerji, nişasta değeri çıkacak diye bir şey yok bitkide. Farklı vejetasyon dönemlerinde biçimlerde farklı sonuçlar çıkıyor. Bu sene ben Tekirdağ'da Karayivli Fuarı'na gittim. Çok enteresan bir fuardı. Fransız Kooperatifler Birliği gelmiş. O 17 tane şirketin ürettiği şeker sorgumu bitkisinin hibritlerini getirmişlerdi. Türkiye'de de bunun yerlisi satılıyor. Evet. Ama oradaki uzmanlarla konuştuk. Danenin kahverengileşmesi lazım diyor. Bir hafta önce biçmekle gününde biçmek arasında verimin 2 tonla 4,5 ton olması arasındaki verim farkını 150. Kişi belirliyor. Yetiştirici belirliyor. Yani bu bitkinin de yetiştirilip biçim gününü iyi tespit etmek, ona göre de silajını yapmak lazım. Evet. Sonuçlarına da bakacağız. Peki hocam, bir hayvanlarda sindirim ve faydalanma oranı nedir diye bir soru gelmiş ama siz de daha yeni gözlemliyorsunuz. Dediğim gibi bunun farklı analizleri çıkmadı ama benim gördüğüm kadarıyla bu bitkiler hani sukkulent, sulu, hayvanın severek yediği bir bitki bu. Orada İbrahim Bilir abiydi, bizi misafir etti sağ olsun. Onun hayvanlarına kestik verdik, hayvanlar çıtır çıtır yiyorlar. Şimdi Türkiye'de hayvancılık sadece entansif besi sığırcılığı, entansif süt sığırcılığı şeklinde gelişmiyor. Bizim bir reel hayvancılık portföyü şöyle, %95'i 1 ila 5 baş hayvandan oluşan işletmelerden oluşuyor. Bizim üretimimizin gerçeği bu. Evet. Bir üreticimizin bahçesine, ahırına gidiyorsunuz, 15 aylık olmuş Holstein erkek dana deriyle kemikten oluşuyor. Yani sadece çok yüksek verime oynayan büyük çiftliklerin şeyi değil bu piyasanın ihtiyacı. Bir de kurbanlık için yılda 1.7 milyon kurbanlık kesiliyor büyük başta. Şu anda biz rasyon yapıyoruz. Konya'da, İstanbul'da, Adapazarı'nda, özellikle Ömerli Barajı'na etraf, Kurtköy taraflarında çok kurbancılar var. Kendimiz de kurbanlık yetiştiriyoruz. Hayvanı büyütmeye yönelik yaşam payını verip günü geçirmek için uğraşıyoruz. Çünkü inancımız da nedir? 2 yaşını doldurmuş olması ve kapak atması gerekiyor. Bugünkü yem fiyatlarıyla siz hayvanı semirtecek şekilde bir besi bitirme rasyonu verirseniz, zaten yaşı var hayvanın, iskeleti de oluşmuş. Yani bu bitkiyi siz yetiştirin, o söylediğiniz tonajları üretin. Türkiye'de her yıl 1.7 milyon kurbanlık yetiştiren insan var. Günü atlatmak için, yaşama payını vermek için rasyonda dolgu malzemesi olarak bunu kullanabiliriz. Bugün samanın kilosu kaç para? 70 kuruş, 1 lira, 1.2 lira. 1.20 civarı. Yerine göre değişiyor. Evet. Samanın bol olduğu Trakya bölgesinde daha uygun fiyattan ulaşabiliyorsunuz ama bugün Trakya'dan tırlar her gün yükleniyor. İzmir bölgesine, Aydın bölgesine, Çin'e tırlar saman taşıyor. Nakliye bedellerini. Hem yeşil hem sulu bir malzeme varken rasyona hiç silaj girmeden de rasyon yapabilirsiniz. Yarım kilo girerek de yapabilirsiniz. Ben Ankara'da bir işletmeyle
karşılaştım. 8 kilo saman vardı rasyonunda. 10-11 kilo kuru yemle inek besliyordu ama açık süt sattığı için iyi para kazanıyor. Ha, şey. Orada anlattık, dedik bak 1 kilo samana düşeceksin. 7 kilo karşılığında da 8-9 lira yerine arpa ezmesi al. Bu yemin yerine de bunu gir. Bir de mısır silajı bul. Şu rasyonu düzenleyelim. Adam bir baktı ki 7 kilo samana boş yere para veriyor. Eğer tabii ki bu geniş, büyük, çaplı vagonların alınmasını, romokların alınmasını, büyük makinelerin alınmasını gerektirecek. Çünkü Türkiye'de bu yayılırsa. Regras da çok lokal bir, Bursa'da Mustafa Kemal Paşa'da ziraatı yapılıyordu. Ben biliyorum bunu. Evet. Ama sonra ona göre makineler yayıldı, yapıldı. Gitti. Şimdi tohum satmaya firmalar yetiştiremiyor. Evet. Peki hocam size döneceğim. Turan Bey, şey sorayım bir de. Özellikle tabii biraz yetiştirme şartlarından bahsedelim. Yani ne zaman ekiliyor, ne zaman dikiliyor. Özellikle suyla alakalı tabii hocam da bahsetti. Türkiye'de mesela mısır ciddi bir su istiyor. Evet. Su ihtiyacı nasıl? Biraz da teknik ürünle ilgili bilgi rica ederim sizden. Ürünle ilgili teknik bilgileri şöyle ben size takdim edeyim. Teknik, şimdiye kadar anlattığım teknik bilgilerin haricinde bir şey daha açıklayayım. Hazır şimdi aramızda bilim insanı da var. Bir şimdiye kadar açıklamadığım bir bilgi açıklayayım. Mesela maral falfa kendi kendine sürdürülebilir tarım içerisinde kendi kendine çeliğinden üretim yapılarak devam edilen. Kaç yıllık abi? Bu ömürlük bir bitki. Yani 10 yıl sonra baktınız ki verim düşmeye başladı. Kendi çeliğinizden yenileyerek devam edebilirsiniz. Ama kendi çeliğinizden derken. Şimdi gelelim oraya. Türkiye'de biz yıllardır hocamın da biraz önce belirttiği gibi yani sosyal medyada halk arasında maral falfa diye bir olay vardı. Ben bir efsane yürüyordu. Efsane yürüyorduk ama kimse herkes görmüyordu. Herkes YouTube videolarından seyrediyor. Evet. Kimse görmüyordu. Adam Brezilya'da biçiyor. Evet. Arjantin'de biçiyor. Adana'da herhalde bir hoca ilk bir çalışması yaptı. Veteriner hekim arkadaş yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir şeyler yapmaya çalıştı o. Yaptılar. Çok iyi paraya da satmaya kalktılar ama Türk çiftçisine Turan kendili diye bir iş adamı geldi onlardan önce. Onlar 200 lira fiyat açıkladılar tanesine bir çeliğin. Ben dedim ki bu çelik 30 lira kardeşim diye kafalarına vurdum. Bu çiftçiyi kandıramazsınız dedim. Öyle demeyelim, kandırma demeyelim. Yani şimdi yok 200 lira kardeşim bir çelik 200 lira. Rekabet ortamı oluştu diyelim. Rekabet ortamı oluştu diyelim. Evet. Şimdi hadi olmasın. Sizin dediğiniz, hadi sizin dediğinizi diyelim. Evet. Sizin dediğiniz olsun. Tekeli. Yarın çok üreten diyelim. Olursa 20 liraya da verir. Şimdi. Versin çok üreten olursa. Evet. Ama üreten olursa her şeyin bir hocası var. Reşat Hocam'la yakın bir zamanda tanıştık. Ben Reşat Hocam beni bulmadı. Ben Reşat Hocam'ı buldum. Araştırdım. Sektörde düzgün bir insan. Yani iyilerin ekibini kuralım istedik. İyiler Ligi olsun. Bir iyiler ligi olmak için eşlerimle, dostumla, sektörü bilen arkadaşlarla muhabbet ettim. Ve iyi insanları aradım, buldum. İyiler Ligi kurduk. Bir şey oldu mu bu konuyla alakalı? Hocamı arıyoruz. Hocam böyle. O da aynı herkesin beklediği gibi diyor ki Turan Bey siz tonajını yapın, sılacını çıkarın, biçimini bir yapın, gerisini bana bırakın. Ben hayvanı besleyeceğim. O kadar. Ona ne gerekiyorsa katkılarını sağlayacağım. Vatandaşa uygun fiyata. Tabii maral falfa tek başına sütü artıramaz, maral falfa tek başına besiyi artıramaz. Gerçekçi olalım. Çayıra çıktığında bizim hayvanların sütü artıyorsa maral falfayı yediğinde de artar. Şimdi bağlı duraklı bir ahırda hayvan besleyen kişi pancar posası yedirmeye başladığında sütünün arttığını görür. Şimdi hocam benim dediklerimle kısıtlı su içtiği için. Yola çıkalım. Siz geldiniz Mehmet Bilir'in tarlasında o dotu gördünüz. Evet. Diğerlerini de gördüm. Üç kök. Bakın üç kök. Hatırlıyor musunuz? Üç kök yan yanaydı. Evet. Sizce üç kök o gün sordum kaç kilo gelirdi? Bence 25 kilo gelir. Ya işte ben diyorum ya gördüğüm hani bir pazarda pırasa satar ya pazarcı esnafı. İnanın o arasından bir şeyin geçmesi mümkün değil. Geçmesi mümkün değil. 1,5 metre pırasa boyunda. Pırasa demeti gibi her yerden sürgün vermiş. 1,5 metre boyunda. Ve bu uygulamada 2500'de 2800 adet oluyor bir dönümde. Kardeşim diyorum ki bak 3 tanesi bir balya gelir. 2500 tane ürün uyguluyorsun. 800 balya vereceğim size diyorum. Bir dönümden 800 ot balyası vereceğim.
Millet diyor ki gene uçtu bu adam. Yani uçmaya geldi. Şimdi öyle meralarımız var ki bizim. Bir yerden su kaynıyor. Yılan kavidi hareketle akıyor gidiyor çayırın içinde. Karadeniz'de hep resimlerini görüyoruz. Bolu'dan tutun Karadeniz Artvin'e kadar. Evet. Trakya'da da var böyle meralar. Her köyde 2000-3000 dönüm mera var. Ben Trakya'daki kadar mera bir Konya, Karapınar, Aksaray, oralarda gördüm. Hadi oralarda su kaynağı yok ama Trakya'daki meralarda da var bir su kaynağı. Bir, her yerden bir su akıyor. Onun diplerine yani mera ıslahlarında bu kullanılsa evet, hayvan bunu yemek mi bitiremez? Şimdi sorduğunuz soruya gelelim. Şurada 3 tane materyal var. Bektaş şey Cemil Bey. Çok soru var abi. Biraz şimdi hızlı gidelim. Bakın, hızlı gidelim. 3 tane materyal var. Evet. Bu anaç materyal. Maral falfa. Anaç materyali benden aldın diktin. Şimdi Türkiye'de diyorum ki bak tüketicileri kandırmayalım. Gerçekleri anlatalım. İlk defa burada açıklayacağım. Tabii maral falfa alıp yarın sabah zengin olma hayaliyle işte ben 10 tane alırım, 1000 yaparım, 1000'i 10.000 yaparım. Böyle bir şey yok abi. Bir dakika. Köşeyi dönerim diye uyuyor da sabahleyin yine uyanıyor da hayvan boku temiz diyor ya. Şimdi ondan da vazgeçiyor ben maral falfa satarım para kazanırım diyor ya. Bak bu materyalden aynı hocam bizden daha iyi bilir. Yani 8 aylık bir düveyi boğaya çekemezsin kardeşim. 16-18 aylık olacak. Şimdi bundan çelik aldı buraya dikti ya. Bu aldığı çelikten tekrar çelik alması için bir bahar üstünden geçmesi bunun anaçlaşması lazım. Kartlaşması lazım. Anaçlaşması lazım. Evet. Benden aldığınız çeliğin rengiyle Türkiye'de yetiştirilmiş çeliğin rengini karşılaştırdım ortaya çıkar. Diyorum ki kardeşim size de sıra gelecek ya bir sene sonra yap. Sen bu ürünü benden hayvan beslemek için almadın mı? Hani hayvanların geleceğini kurtaracaktın? Lan vazgeçtin. Çelik ticareti yap. Yap gene kardeşim de bugün yapamazsın. Bak size diyorum ki maral falfa şimdiye kadar açıkladığımların en önemli maddesi bu. Evet. Maral falfa birinci çelikten çoğaltmaya başladığınız zaman yani anaç tarlanızı oluşturduğunuz 100 metre esas anaç tarlanız üstünden bir bahar geçene kadar diğerlerinden anaçlık yapıp çelik alamazsınız. Aldığınız çelik size 2 yıl 2 dönem kaybettirir. Yani sonuçta onun anaçlaşması lazım hocam. Aynı 6-8 aylık bir düveyi boğaya çekemezsin. Döl tutmaz vesaire. Şimdi maral falfa nedir? İşin özüne bakalım. Maral falfanın kazandırdıkları nedir? Vatandaş bunu soruyor. Maral falfa size bir birim alanda rakiplerinin 20 bin metrekareden 20 dönümden verdiğini maral falfa bir dönümden veriyor. Yani bir size alan kazandırıyor. Ve bu geri kalan 19 dönüme kıraçtan rasyon için ne dikeceksin? Enerji için ne dikeceksin? Protein için ne dikeceksin? Eksik için ne dikeceksin? Kıraçtan bunları dikip uygun şartlarda, uygun bir şekilde yetiştirebilirsin. Tabii bunun içerisinde uzmanların hazırladığı rasyon için işte rota yemi vardır vesairesi vardır. Bunlardan katabilirsin. İki, ne yapıyorsun? Sadece doğal hayvan gübresiyle yetiştiriyorsun. Gübre masrafından kurtuluyorsun. Üç, hastalık yok kardeşim. İlaç masrafından kurtuluyorsun, ilaç. Mazot giderlerin düşüyor mu? Düşüyor. Çünkü bir dönüm yetiştiriyorsun, 20 dönümü bıraktın. Yer altından su çekmekten vazgeçiyorsun. Bir dönüm için su çekiyorsun, 20 dönüm için su çekmiyorsun. Efendime söyleyeyim, başka ne yapıyorsun? İlaç giderleri dedik. Çok yıllık bitki, sürekli her sene tohum parası vermekten kurtuluyorsun. Yani bunu denemekte ne beis var hocam yani? Bir kere deneyin. Zaten kendi kendine sürdürülebiliyor. Hayvan biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu otçul bir hayvan kardeşim. Cenab-ı Allah bunları ot yesin diye yaratmış. Evet. Doğal olarak da bunlar ot yiyecek. Bu da yemyeşil bir ot. Rahyası çok güzeldir. Çemen gibi kokar. Hani inekler niye saldırıyor? Ben bazen diyorum ya gebicik bicik diye inekleri çağırıyorum. Yiyor. İnekler kendi koşarak geliyor. Geliyor hakikaten yani. Yani hakikaten rahyası yüksek. Ve ben özden de şöyle söylüyorum. Hakikaten daha önce de söyledim. Ben bunu birim alanlarda denemelerini ve tartılarını ben kendi terazimde yapmadım. Sattığım, dağıttığım çiftçilerin terazisinde yaptım. Dedim ki kardeşim inanmayan gelsin. Noterden numara versin. Noterde sözleşme yapalım. Peki abi biraz hızlı gidelim. Herhangi bir akredite edilmiş laboratuvarda yaptığın bir şey var mı? Evet 16.45 protein değeri vardır kardeşim. Benim. Hangi laboratuvar abi? Ben Enden Hoca'da yaptırdım kardeşim. Enden. Türkiye'de laboratuvarda yaptırmadım. Neden yaptırmadım? İnanmayacaklar çünkü. Abi niye inanmayacaklar? Abi laboratuvar masrafı 300 lira. Yaptırsınlar ben parasını göndereyim.
Yok hayır, sen yaptırman lazım bunu Turan abi. Abi yaptırıyorum 16,5 diyor. Biz bu bahar ayında yaptıracağız. Evet. Yani sonbahara girerken değil de mesela farklı laboratuvarlar var. Hı-hı. Fabrikaların da laboratuvarları var. Ama tabii en detaylı analizleri de bugün mısır tohumu yetiştiren firmaların laboratuvarları, evet, bu konuda uzmanlar ya. Evet. Rakibin laboratuvarına göndermiş. Şimdi rakibin laboratuvarı. Onun için de hocam ha. Yani herkes kendi... Üniversitelerin yok mu hocam? Üniversitelerin de var. Üniversitelerin de var ama mesela İstanbul'da bilim laboratuvarı var. Yedik hocam. Yeditepe var mesela. Ya hocam şahitsin. Bir üniversiteye gönderdik. Daha iki aydır sonuç alamadık. Hayır Yeditepe var hocam. Yeditepe çok güzel Cemil bir şey Bey, var. Cemil Bey iki ay... Evet. Hadi abartmayalım, iki ay demeyelim. Bursa fuarında gönderdik, daha analiz sonucu gelecek. Sonuçta hocama danıştık. Hocam da belli dönemlerde onların örneklerini alarak rasyonunu yaptırma vazifesini sağ olsun dedi bu ki ben yaptıracağım. Önümüzdeki sezon yetişsin. Çünkü daha plantasyon yeni kuruldu. Evet. Biz de görmek için gittik İzmir'deki şeye. Oradan da kendimiz de çelik aldık. 8-10 çelik. Kendimiz de üretiyoruz. İşte onları kesip biz de çelik satmaya başlayacağız. Evet. Peki İnşallah. Hocam. Ya çelik sat. Diğer bir soru şu. 9 tane çeliğimiz var. E peki bir çelikten kaç tane çelik? Ya alıyor adam benden çeliği, çoğaltıyor. Ondan sonra bunu sattığı çiftçiler duvara toslayacak. Sonra bana diyecekler ki Turan Bey sen buna 100 dönüm dediydin. Şey 100 ton dediydin. Dedim de kardeş sen bunu hangi ağaçtan aldın yetiştirdin? Adam almış Çanakkale maral falfa. Ben maral falfa satıyorum. Ya benden 40 tane aldın. Ama sizinki isminizle anılacak ya. Bir de Nisan'ın 21'idir mesela Marmara'da ilkbahar erkenci donlarının son geçici donlarının bitim tarihi. Ondan sonra vejetasyon başlıyor. Siz o günkü tarihe kadar bu çeliğin yeterli olgunluğa gelmeden çoğaltılıp satılmaması gerektiğini söyleyin. Alanlar da bunu duyacak. Ben de bunu söylüyorum. Şu anda onu açıklıyorum. Diyorum ki kardeşim yeterli olgunluğa gelmeden, evet, yani aldığınız anaçtan diktiğiniz ikinci silsile var ya, bundan bir bahar üstünde geçmeden bundan çelik yapıp ticaretini yapmayın. Yaptığınız insanlarla ileride kötü olacaksınız. Çünkü insanlar size dönüp diyecek ki kardeşim ben senden çelik aldım. Senin çeliğin Turan Kendili'nin verdiği tonajı vermedi. Bak onunki veriyor. Ha, yetiştiğinde tonaj mı yapmıyor? Kardeşler sayısı az olacak. Bunun yani şöyle düşünelim hocam. Şimdi 12 ayda bir düve şeye geldi. Bu aya geldi. Kızım. Bir de 18 aylık düve bu aya geldi. İkisi de gebe kaldı. İkisi de doğum yaptı. Hocam bunların süt oranıyla doğurduğunun yetişme oranı bir olur mu? Biri kısa küt olur tabii. Yani. Olmaz. Bu kadar net. Yani şey bilime aykırı. Biz Erzincan'dan Lütfü Uzun. Maral falfa çeliği diktim diyor. Kasım başında. -2'de dondu. Baharın yeşerimi doğu illerinde, evet, karasal iklimde ekim yapıldı mı? Yapılabilir mi demiş. Çeliği Ağustos ayında diktim diye sormuş. Evet, şimdi maral falfa çeliği çok yıllık bir bitkidir. Yonca'nın olduğu bütün coğrafyada Türkiye'de olur. Bu soğuk vurmadan, yanmadan kaynaklı olarak mevsim itibariyle soğuğunu vuracak. Ve bunlar ilkbahar geldiğinde sıcaklarla birlikte uyanacaklar. Kök tuttuysa, bitki köklenmesini tamamladıysa hiç kimse tereddüt etmesin. Önümüzdeki bahar itibariyle bu canlanacak. Ben daha bugün ayın kaçı arkadaşlar? Bugün 13 Kasım Cumartesi. Ben bugün Afyon'da dikim yaptım. Afyon'da geceleri -4'e düşen bir yerde, bakın maral falfanın sonbahar dikimi vardır. İlkbahar dikimi vardır. Yaz dikimi vardır. Bunların yöntemleri farklıdır. Sonbahar, yaz, ilkbahar dikimlerinin sulama yöntemleri farklıdır. İlk diktiğinde sulamak farklıdır. Yılda kaç kere ne zaman hasat ediyor? Yani diktikten sonra hasat süresine kadar. Efendim şimdi bakın, Nisan ayında diktiniz. Tamam, hasadı ne zaman? Kök yapısını tamamladı vesaire 45 gün bir zaman geçecek. Üstüne sayın 90 gün. Ne etti? 120 gün. Ondan sonraki her hasadınız en fazla 90 gün. Yani ilk kök yapısı çalıştığı için 120 gün çalıştırıyoruz. Sonra 90 günü geçirmeyin diyoruz. Hocam doğru mu? Yani 80-90 günde çok bitki boylanmadan... içindeki değerleri yüksekken daha... O her bitkiye göre ayrı ama bizim bitkimiz de böyle. Tüccarım diyorsunuz ama maşallah yani iyi bir vejetatif yetiştiricilik bilgileri veriyorsunuz yani. Haddimizi aşmıyoruz. Bunları yaptınız yani. Yapmayan yaptık, insan bunu anlatamaz zaten. Yetiştiriyoruz hocam. Yapıyoruz. Evet. Şimdi bir bitkiyi büyütürsen kuru maddesi yükselecek değil mi? Enerjisi ve protein düşecek. Yani bunun için veteriner demeyelim. Veteriner hekim.
Veteriner hekim olmaya gerek yok. Yani biz çiftçi çocuğuz. Ben tarlada büyüdüm. O işte yok, o kısmı için demiyorum ama bu bitkiye yönelik mesela ilk 45 gün köke çalıştığını, generatife çalıştığını, ikinci 90 günde de vejetatif yeşil aksamını büyüttüğünü... Hocam siz literatürde ne diyorsunuz? Çelikten üretilen yani bizim dediğimiz... Çelikten üretilene generatif organ. Generatif. Vejetatif organdan çoğaltma diyoruz. Tohumdan olursa generatif organ. Bu vejetatif ortamdan çoğaltmalarda mecburen biliyorsunuz bitki önce kök yapısına ve kök yapısının akabinde kardeşlenmeye çalışması lazım. Evet. Doğru mu yani? Evet. Yanılmayın. Sonra da güneşi araması lazım. Yani bu çalışmaları tamamladıktan sonra bitki güneşi arıyor. Güneşi aradıktan sonra kardeşlemeleri ve dallamalarıyla beraber geniş bir yapı oluşturarak bitki 4-5 metreye kadar güneşe doğru büyümeye. Peki Turan Bey, Aksaray'da özel bir veteriner kliniğinde bir analiz yaptırdınız mı? Ben yaptırmadım. Orada benden ürün alan bir vatandaş yaptırmış. İşte şimdi bir izleyicimiz diyor ki biz o şeyi aradık, kliniği. Biz böyle bir analiz yapmadık. Burada böyle bir makine yok diye izleyicimiz ben yazmış. Ben yaptırmadım. Çünkü biraz önce siz bu sorudan önce ne dediniz bana? Türkiye'de analiz yaptırdınız mı? Ben yaptırmadım. Evet. Çünkü yaptırsam zaten inanmayacaklar. Şimdi sanırım o analizi yaptıran vatandaş geleceğe dönük çelik ticareti yapmayı kafasına koyduğu için o laboratuvar biz böyle bir şey yaptık demiyor. Yani o makinemiz yok. Silajı yapıyor. O laboratuvarın yani, ama insanlar öyle kötü niyetli insanlarımız da var yani. Evet, bu kötü niyetli bir insan. Bir yere İltarım'a mesela bir örnek veriyorsunuz. Sizden önce bir bakıyorsunuz ki bir başka tohum işiyle uğraşan bilmem bir firmanın firmaya gitmiş o analiz. Evet. Yani şaşırıp kalıyorsunuz. Bahsettim. Ya yani memlekete bir tane yeni bitki getiriyor neticede. Çeliğiyle de çoğaltabiliyorsun. Bak, üretmeyle ilgili süreleri de veriyor. Bir kere para veriyorsun. Bunun patenti şeyi de yok. Çelikten çoğalıyor. Tohum olsa hadi her sene tohum satacaksın. Evet. Yani hiçbir değer olmasa oto olarak versen de gene faydalı bu iş. Yani, anladığım kadarıyla benim işte. Ya bak, 10 tane koyunu olan adam 5 evet. kök odot denen kuzu etinden bahçesine eksin. Bizim insanımız duramaz biliyorsunuz. Evet. Tenekenin içinde biber yetiştiriyoruz biz. Evet. Domates yetiştiriyoruz. 10 tane koyunu olan 5 kök odot eksin. Tamam. Her gün o yarım hızarlarla, tarelerle biçsinler. O koyunları yetiştirirsin abi. Ya. Evet. Ama öyle yapmıyorlar hocam. Her gün hızarla biçiyor. Sonra Aksaray'daki şeye gönderiyor. Analiz yaptırdım diye bir analiz yayınlıyor. Sonra o biçtiklerinde çelik satmaya kalkıyor vatandaş. Ya yetilmedik malzemeyi analiz ettirirseniz, hasat günü gelmeden şimdi mısır silajının da koçanı kıracaksınız, koçanın sivri tarafına bakacaksınız, süt çizgisinin %50'ye gelmiş olması gerekiyor. Evet. Koçan olmadan sen mısır silajını biçersen ne %3 protein, 4 protein çıkar, evet. %7-8 proteini göremezsin. O 25 nişastaları, 30 nişastaları da göremezsin. Tabii ki. Bu başta Regras'ta da bu tartışmaların olduğunu farklı yetişme dönemlerindeki mesela buğdayın başa çıkartmadan kın yapraklar dönemindeyken biçerseniz proteini yüksek çıkar. Evet. Hocam bir de bizim bu bitkimizin anaç olma yani hani dediniz ya bu işi siz yaptınız. Bu bitki ve ailesindeki diğer üyeleri, diğer isimlendirilmiş üyelerin tamamı 4. yaşında anaç olma yetisine sahip oluyor kardeşim. Biz kaç çeşidi var onun? 4. yaşında. Bu varol fafanın kaç çeşidi var soru geldi. Yani pik 4. yaşında pik yapıyor. Ben 4 çeşidini gördüm sizin bahçede. Konya'dan yazan Zübeyir Bey diye birisi diyor ki Turan Bey biliyorum diyor. Ya çok o konuya girmeyelim. Yani ben şahıslara girmek istemiyorum. Bu şahıs ileride ticaret yapmaya, çelik satmaya kalkacağı için sahte bir analiz yayınlamış olabilir. Sonra biz o şahsı zaten aforoz ettik. Çünkü insanlara yanlış işler. Birkaç çapraz kontrol yapmak lazım bu konuda. Ama şunu bilin, Amerikan firmaları var biliyorsunuz, en iyi laboratuvarlar, onlar da NDF'e bakıyorlar ama proteine bakıyor, nişastaya bakıyor, şekere bakıyor. Tam böyle bir komple analiz, ben de birkaç analize baktım ama yeterli değil bunlar yani. Evet. Bizde Pakong bir serisi var, Pakong. Evet, çeşitleri söylüyorsun değil mi bu şey? Evet, Pakong bir serisi. Evet. Pakong'un kırmızısı Red diye adlandırdığımız Red Napier var. Bunların çoğunun satışını Türkiye'de sunmadım. Niye? Bir tanesini daha bir hazmetsinler yani. Odot dediğimiz ve Türkçeleştirdiğimiz şu anda kuzu. Kuzuyu çok severim ben. Aslında mera otu dememiz lazım ama kuzu otu diyoruz. Odot var. King Grass dünyadaki ismi. Bu biz, çok uzun boyluydu. Evet. Dikkatimi bunu
değiştirelim. Kral otu denen, dev kral otudur bunun adı. Yani Türkçeleştirelim. Şimdi bir de bunların akabinde mesela şöyle söyleyeyim. Araya olsa da olur, olmasa da olur çeşitler var. Super Napier Gros var. Super Napier Gros. Bu Super Napier Gros mesela çok farklı bir şey değil. Benzeri. Evet. Çok detaya girmeyeyim abi. Evet. Süre kısalıyor. Dekar maliyeti ne kadar bu işin? Şimdi bu işin dekar maliyeti... Çeşitlerini söyledin sen. Dekar maliyeti kabaca bir maliyet verelim. Evet, dekar maliyeti kabaca maliyet şöyle söyleyelim arkadaşlar. Şu anda %90 çıkma garantisi veriyorum. Şimdiye kadar kimse böyle bir şeyi veremez. %90'ı çıkana kadar bana ait olmak kaydıyla, bakın Adana'da vatan yapanlar, yetiştirenlere sakın onları düşünmeyin. Bir dekarda 4000 adet fazla rakamdır. Ben maksimum 2800 öneriyorum. Çünkü bitkinin güneş alması ve rahat büyümesi açısından kardeşlenmesi de yüksek. Özellikle ikinci, üçüncü hasatlardan sonra kardeşlenme sayısı, ben geçen hafta fuarda size, yine sizin ekranlarınız, kameralarınız geldi, çok teşekkür ederim. Bir kökten 94 ya da 95 kardeş, sanırım yarın sabah yayına girecek. Yarın 10'da Adana fuarımız. Hocam 94-95 civarında kardeş saydım bir kökten. Bu ne demek biliyor musunuz? Birer kilodan 95 kilo demek. Evet. Onun için 2800 tane uygulama yapsalar, biz tanesini bugün itibariyle ortalama 16-17 liradan veririz. Gel uygula derlerse uygularız. Yani dekar maliyetinde düşüyor. Tanesi 30 lira ama. Peki makineyle hasadı nasıl olacak abi? Son 3 dakika. Ben sorudan soruya atlıyorum mecbur. Çok makineyle hasadı normal mısır sılacını yapan sıra bağımsız çift ağızdan. Onlar yapabilecek mi hasadı? Tabii yapabilir hasadını. Yok, onu yapabilir. Evet. Tabii ki yapabilir. Evet. Jaguar yapabilir. Evet. Hepsi yapabilir. Evet hocam, siz neler söylesiniz? Çok son iki dakika arkadaşlar yazıyor. Çok soru var ama. O zaman bir süreyi uzatın, bir saat daha yaparız programı. Yok abi, bizden sonra yayın var. Şimdi böyle sulu bir kaba yemin bol miktarda üretilmesi, çünkü bir her evim avlusunda bahçesinde 5 kök 10 kök ekilse bile bu bitkiyi ben gittim gördüm. Mehmet Bilir abi de bir hayvan yetiştiricisi. Hani damdan düşen bunu bilir diyor ya. Şimdi sektörün özüne bakacak olursanız çoğu sanayici yem satan firma işte arpa vermeyin ayaklara vurur. 2 kilo verirseniz, 3 kilo verirseniz ayaklara vurur. Rasyonları tamponlayıcı, sodyum bikarbonat gibi, manezyum oksit gibi ürünler peynir ekmek gibi satılmaya başladı. Ve bunların kilogramları ucuz da değil. 3 lira, 25 kilosu, o düşünün şu an döviz de yükseliyor. 100 lira. Ben her gün bir ineğe 200 gram, 250 gram soda vermek zorunda mıyım? Neden pelet yem aldığımız yem fabrikaları bu tamponlayıcıları bunun içine koyup hazırlamıyorlar? Daha sonra köylüye diyorlar ki işte sen şuradan vitamin, mineral al. Evet. Mikrolarla uğraşmak köylünün işi mi? Üreticinin işi mi? Değil. Pelet yem aldığımız firmalar bu mikroları içine düzgün koymak zorunda değiller mi? Kesinlikle. Arpa yedirdiğimizde bu hayvan topallıyor. Hayvanın ayağı kızardı. Hayvanın ayağı havada duruyor. Hayvanın işte ağzından kan gelene kadar asidoz oldu. İşkembe döndü. Doğum yaptı. Ketoziz oldu. Hiç mi 8 kilo 10 kilo yem satan, pelet yem satan firmaları kabahati yok burada? Yani o içindeki rasyonları ne düzgün yemiyor? Biz kaba yeme karşı olana kadar önce... Bu işin ben arpa yedirmek istiyorum diyen çiftçiye yardımcı olacak beslemeci arkadaşların görevlerini yapmaları gerekiyor. Köylünün elinde olan buğday, çavdar, yulaf, arpa ezmesi gibi enerji kaynağı olan ürünleri rasyonunda kullanabileceği çözümleri üretmeleri gerekiyor. Evet hocam, son sözlerinizi alalım. Turan Bey'le bitireceğiz. Efendim. Süre kaba yeme karşı geldi. Olacak bir şey yok. Evet. Siz dekardan bu söylediğiniz verimleri aldırın. Beslenmesi gereken rasyonları yapmak konusunda biz yardımcı olacağız. Hocam ben sana inanıyorum. Ben hayvanın işkembesini kaba yemde %70'i işkembeye kaba yem mi girecek? Ben bunu size en uygun maliyetle yetiştirmeye söz veriyorum. Siz de rasyonun kalan kısmını tamamlayın. Miktar doğru olsun Turan Bey. Kalanı kolay. Tonajı doğru olarak vereceğim. Doğru. Sen de ucuz yöntemlerle vatandaşa hayvan yetiştireceksin. Peki abi, teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederim. Değerli dostlar, tabi maral falan. Bizi olsa... susturuyorlar kardeşim. Konuşturtmuyorlar. Yok yok, öyle bir şey. Ya. Tamam. Olmaz kardeşim ya. Hızımızı yeni aldık. Turan Bey. Köylüye çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şunu da söyleyeyim tabii. Hocam da söyledi. Şimdi beni sektörde 10 yıllık
7, 8, 9 yıldır yaklaşık Köy TV'de herkes çok iyi bilir. Bir ürüne kafayı taktığım zaman sonuna kadar giderim. Şimdi hocam da bir şey söyledi, ben de bir şey söylüyorum. Burada bu maral falafanın hasadını da çekeceğim, tonajını da çekeceğim. Ondan sonra laboratuvar sonuçlarının da çıkan sonuçlarını da beraber gönderelim. Beraber, neyse. Şimdi biz kulaklarını çınlasın, hadi isim de verelim. Mikstaş Kübre'de eski Ercan Bey vardı. Bir beraber seri yaptık. İşte hasat ve uygulama bir yıl. Dedim ki abi bak ne çıkarsa yayınlarım. Ya dedi Cemil sonuç kötü çıksa falan. Dedim abi yayınlarım, beni tanıyorsun. Ha sonuçta gerçekten çok güzel çıktı. Ya dolayısıyla şimdi Turan abi benim programa çıktı. Şimdi Köy TV'ye çıkmak ayrı, bir de sektör analizine çıkmak ayrı. Şimdi sektör analizine çıktı. Bundan sonra tamam. Ne yapıyoruz? Bundan sonra Maral Falfa hocamla beraber analizleri, silajları, sonuçları, hasatları, tonajları hepsi neyse. Eksi ise eksi, artı ise eksi. Artı. Bizi çünkü tanıyorsunuz. Köy TV ekibi olarak biz de Allah ömür verirse ekrana getireceğiz. Ama şunu yapın. Ben her şey üründe söylüyorum. Şimdi Turan Bey de hocam da 1000 dönüm aranızı var. Bunu ekin demiyorlar. Kardeşim bir dene. Zor bir şey değil. 5 kök al, 3 kök al. Hesabını yaparsın. Oradan ne kadar verildi. Hesabını bir gör. Samana biz dünyanın parasını veriyoruz. Gerçekten böyle bir bitki de var ortada. Dolayısıyla bunu denemekten hiçbir şey çıkmaz. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Yani ilk etapta küçük küçük bir denemeler yapın. Şimdi Turan Bey'e de çok yüklenmeye gerek yok. Ülkeye yeni girdi. Adam daha ürün yetişmedi. Nasıl analiz yaptıracak? Nasıl silaj yaptıracak? Ama hepsini biz çekeceğiz, göstereceğiz. Değil mi abi? Memnuniyetle. Tamam, sıkıntı yok. Hocam teşekkür ediyorum. Tamam, Turan Bey teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, sektör analizinin sonuna geldik. Bizden sonra yine yayınlar var. Ne var? Herhalde Bereket Pusula var yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda aklımdan gitti. Ama yarın sabah 10'da Adana Tarım Forum'daki söyleşilerimiz var. Orada da yine Turan Bey'in bir söyleşisi var. Bu Maral Falfa ile ilgili. Onu da izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında Köy TV ekranlarında görüşmek dileğiyle.